that's two kills. Death goes back in, flushes aggressive pawn, needs to kite away. Death, what the hell, gets a triple. Oh, and another one! Oh, and a third! Happy! Dijital Sağ'dan herkese merhaba. Bakalım geçtiğimiz hafta e-spor dünyasında neler olmuş. IEM Gyeonggi 2016'da şampiyonlar belli oldu. IEM Gyeonggi'nin finalinde iki Kore temsilcisi Samsung Galaxy ve Kongdo Monster takımları karşı karşıya geldi. Son dünya şampiyonasında ikinci olan Samsung Galaxy, rakibini 3-1'lik skorla devirerek IEM Gyeonggi'de şampiyonluğa ulaştı ve Polonya'da düzenlenecek olan IEM Katowice sezon 11 finallerine de katılma hakkı kazandı. IEM Gyeonggi'nin Overwatch Invitational finali ise Lunatic High ve LW Red arasında oynandı. Kore'nin en başarılı takımlarından biri olan Lunatic High'ın favori olarak görüldüğü karşılaşmadan galip ayrılan taraf 3-1'lik sürpriz skorla LW Red oldu. Shaquille O'Neal'ın ortaklarından biri olduğu e-spor kulübü NRG Esports, League of Legends arenasından çekildiğini duyurdu. Büyük yatırımlarla birlikte Kuzey Amerika LCS'e girerek League of Legends arenasına dahil olan NRG Esports oluşumu, ilk sezonunda iyi bir sıralama elde etse de yaz sezonunda büyük bir gerileme yaşadı ve ligden düşmekten kurtulamadı. Bu düşüş sonrasında takım yönetimi Kuzey Amerika CS'te mücadele ederek yeniden LCS'e yükselmeye planladıklarını söylemiş olsa da son yapılan açıklamayla birlikte bu karardan vazgeçildiği ortaya çıktı. Gerekli yatırımlar için yeterli bütçeye sahip olmadıklarını ve diğer alanlara odaklanmak istediklerini belirten NRG Esports, Kuzey Amerika CS'deki slot hakkını J2K Esports'a sattığını duyurdu. Next Generation Esports ve Blizzard'ın organize edeceği ve yalnızca Kuzey Amerika takımlarının yer alacağı Overwatch Winter Premier'e katılacak 8 takım belli oldu. Elemelerde şampiyon olan Kingdom Esports, Cloud9, Complexity Gaming ve Immortals takımlarıyla birlikte elemelerde topladıkları puanlarla ilk 4'e girmeyi başaran Fnatic, Luminosity Gaming, Kungarna ve Team Liquid Overwatch Winter Premier'e katılma hakkı elde ettiler. 3-12 Ocak tarihlerinde lig formatında gerçekleştirilecek olan turnuvada ilk 6'ya girmeyi başaran takımlar ikinci bir lig formatıyla 17-19 Ocak tarihlerinde birbirleriyle mücadele edecek. Burada ilk 4'e girmeyi başaran takımlar da yarı finale yükselecek ve çapraz şekilde birbirleriyle eşleşerek şampiyonluk için mücadele edecekler. Major League Gaming Vegas 2016 Overwatch şampiyonu belli oldu. 100.000 dolarlık ödül havuzunun bulunduğu turnuvanın finalinde Team Envious ile FaZe Clan takımları karşı karşıya geldi. FaZe Clan'ı 4-0'lık skorla yenilgiye uğratan Team Envious, turnuvanın şampiyonu olarak 40.000 dolarlık ödülün sahibi olurken ikinci olan FaZe Clan da 20.000 dolar kazandı. Team Liquid Akademi'nin CS haklarını satın alan E-United, gelecek sezon CS'de yer alacak kadrosunu duyurdu. E-United'ın üst koridorunda eski C9C oyuncusu Kanadalı Eric Licorcia Richie, ormanda LCS tecrübesi bulunan Berk Gilius Demir, orta koridorda son olarak Schalke 04'te Gilius ile takım arkadaşı olan İsveçli Hampus Fox Mir, nişancı rolünde çaylak Amerikalı Matthew Deathly Chen ve destek rolünde ise Cloud9 altyapısından gelen Amerikalı Tristan Zazel Stidham yer alacak. Yeni kurallar gereği kazandığı slotu satmak zorunda kalan Cloud9, Kuzey Amerika CS takımı Cloud9 Challenger'ın haklarını Milwaukee Bucks'ın ortaklarından Wesley Adams'a sattı. Önceden tek bir oluşuma ait takımlar aynı ligde yer alabiliyordu. Kuzey Amerika LCS takımlarının daha fazla gelir elde etmek için kullandığı bu yöntem, adil yarışma hakkına zarar verdiği için Riot Games tarafından önümüzdeki sezondan itibaren Kuzey Amerika LCS ekiplerinin CS'de bulunan takımlarına LCS'e çıkamama kuralı getirilecek. İşte bu yüzden sahip olduğu diğer takımları satmaya başlayan Kuzey Amerika LCS kulüplerine bir yenisi daha eklendi. Cloud9, Kuzey Amerika CS takımı Cloud9 Challenger'ın haklarını kadrodaki 4 oyuncunun bonservis bedelleriyle birlikte Milwaukee Bucks'ın ortaklarından Wesley Edens'a sattı.
15-18 Aralık tarihlerinde Atlanta Turner Studios'ta gerçekleştirilen El Major 2017 elemeleri sonrasında El Major 2017'ye katılmaya hak kazanan 8 takım belli oldu. Oynanan eleme karşılaşmaları sonrasında Godsend, FaZe Clan, Mouse Esports, Optic Gaming, Team Dignitas, Team Envious, G2 Esports ve Hellraisers takımları El Major 2017'ye katılma hakkı elde etti. Immortals, Cloud9 ve Ninjas'ın Pyjamas gibi iddialı takımların elenmesi ise büyük bir sürpriz oldu. Elemeleri geçen 8 takımın yanı sıra ESL One Cologne 2016'da ilk 8 sırada yer alan Fnatic, Team Liquid, SK Gaming, Virtus Pro, Astralis, Flipside Tactics, Gambit Gaming ve Navi de turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanmıştı. Fransa'nın köklü kulüplerinden Paris Saint-Germain'in yeni sezonda Avrupa CS'de mücadele edecek olan League of Legends kadrosu belli oldu. LCS'e yükselmek için mücadele edecek olan Paris Saint-Germain, Avrupa CS kadrosunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Paris Saint-Germain'in CS kadrosunda Schalke 04'te forma giymiş olan üst koridor Fransız Etienne Steve Michels, destek oyuncusu İsveçli Hampus Spratel Abrahamson, Jean Eyer Greenwings'ten ayrılan orta koridor Jean Blank Sung Min, nişancı Na Pilot Wo Hyung ve son olarak da Dark Passage'la IWCI'ye katılan Hollandalı ormancı Thomas Cray Yoon mücadele edecek. Dota 2 Asya şampiyonası ve The International 2015 şampiyonu olan Kuzey Amerika'nın temsilcisi Evil Geniuses'ta forma giymiş olan Peter PPD Dagger yeni sezon öncesinde emekli olduğunu duyurmuş ve kariyerini nasıl devam ettireceği konusunda bizleri merak içinde bırakmıştı. Yapılan resmi açıklamaya göre yeniden Evil Geniuses'ın bünyesine dahil olan PPD, bundan sonra kariyerine Evil Geniuses'ın CEO'su olarak devam edecek. Bakalım Evil Geniuses, Peter Dagger hamlesiyle nasıl bir takım haline gelecek? Zone Esports'tan Melike Ertek ve Team Aurora'dan Merve Çıkıkçı ile güzel bir röportaj yaptık. İsterseniz gelin şimdi onu izleyelim. Kullanıyorum. Geldiği yer ise Bitmeyecek Öykü diye bir roman vardır. O romandaki bir mücevherin adıdır Aurin. Benim de çok hoşuma gider tınlaması ve o mücevherin etkisi. O yüzden Aurin'i kullanıyorum uzun zamandır. Nikim nereden geliyor? Açıkça nasıl ifade edebilirim onu? Nişan aslında normalde bir kraliçe ismi, İngiltere kraliçesi. Fakat benim asıl seçme sebebim nişanlımın çok sevdiği bir karakter vardı, Sivain. Onun omzundaki kuzgunun ismi Beatrice'ti. Ben o yüzden tercih ettim. Oyunlarla ilişkim 14-15 yaşlarında başladı aslında. İlk oynadığım oyun Prince of Persia. Bayağı eski tabii olduğu için onunla başlamıştım. Daha sonra en uzun soluklu oynadığım oyunsa World of Warcraft, hala oynuyorum. Ve ondan sonra da tabii ki Hearthstone başladı, onunla da devam ediyor hala. Oyunlarla ilişkim aslında erkek kardeşim sayesinde başladı. Ve ilk oynadığım oyun herhalde benim yaşımdaki birçok insanın hayatını 5 sene geriye iten Knight Online'dı. Hearthstone'a şöyle başladım. Bir gün bir arkadaşımın evinde masaüstü FRP oynarken başka birisi ekranda Hearthstone oynuyordu. İlgimi çekti. Nasıl bir oyundur bu, nedir ne değildir diye. Çünkü benim daha önceden de bir Magic the Gathering geçmişim var. Severim kart oyunlarını. Ondan sonra başvurdum, işte betasına kabul edildim. Betasıyla beraber başladım. O günden beri de oynuyorum hiç bırakmadan. Çok fazla oyun oynuyordum. Aynı zamanda üniversiteyi bitirmeye çalışıyordum ama oyun her zaman daha ağırlıklı basıyordu ve maliye mezunu olmama rağmen aslında hep bu sektörde bir yer bulmak istiyordum kendime. Ondan sonra birkaç arkadaşımın tavsiyesiyle bu işlerle biraz daha ilgilenmeye başladım. Erkek arkadaşım bir takım kurmaya karar verdi ve yakın bir arkadaşımıza söyledi bunu. Birlikte bir takım kurdular. Ondan sonra ben de bu işe başladım onlarla birlikte. Kariyerim şöyle başladı. Oyun oynamaya başladıktan sonra etraftaki turnuvaları takip etmeye başladım. Ve katıldığım bir turnuvada birinci olduktan sonra Zone'un dikkatini çektim. Zone bana bir
takıma katılmayı teklif ettiğinde kabul ettim ve o günden beri de Zon'la beraber turnuvalara katılmaya devam ediyorum. Benim takım içindeki görevim aslında biraz çocuklarla ilgili ve biraz da sosyal kısmı ilgilendiriyor. Çocukların işte sorunlarıyla ilgileniyorum. Ev için düzenin sağlanması, firmalarla görüşülmesi sponsorluk adına, çocukların forma tasarımlarının yaptırılması, formalarının bastırılması ve alınması, çocukların imza günleri ve etkinlikler gibi şeylere katılmasına yardımcı oluyorum. Ben kaçırmadıysam henüz sadece kadınlara yönelik bir Hearthstone etkinliği veya bir e-game etkinliği görmedim. Keşke olsa. O kadar keşke daha fazla kadın oyuncu olsa. Bu yani kadın e-sporcu olmak hikayesiyle aslında çok ilgili bir şey. İnsanların özellikle kadınların oyunlara yönelmesindeki eksiklikle alakalı bir şey olabilir. Ama daha çok etkinlik yapılsa da daha çok kadın yönelir ve daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani kadınların çektiği zorlukların en başında zaten kadın olmak geliyor yani. Yurt dışında bu konuda kafaların daha açık olduğunu düşünüyorum. Bizim oynadığımız oyunda bir Eloise örneği var mesela. Hani Eloise yayın yaparken çok daha fazla insan izliyor. Ve izlerken özellikle hani chat kanalına dikkat ediyorum. İnsanlar genellikle Eloise'in hareketleriyle ilgili, oyunla ilgili, tavırlarıyla ilgili yorumlar yapıyorlar. Biz de inşallah bu seviyeye geleceğiz. Kadınlara yönelik etkinliklerden memnun değilim çünkü kadınlara yönelik bir etkinlik yok. Hatta çok kötü bir durum söz konusu bu sektörde. Genelde etkinliklerde kadınlar meta olarak gösteriliyor. Ben bundan çok rahatsızım. Umarım bu konuda da bir gelişme yaşanır ve kadınlara olan negatif bakış açısı zaman içinde değişir. Yani kadın olarak bir oyun oynarken veya bir yayın yaparken önce kadının dikkati çekmesi zaten asıl sıkıntı. En büyük sıkıntı bu. Yani ne makyaj yapmış, saçını nasıl düzenlemiş, bugün ne giymiş, eteğinin boyu değil de bu oyunu nasıl oynadığı, orada ne hata yaptığına önem verilirse çok daha iyi olur. Kadınların esporda yer almasının yolu nedir dersek bizim ülkemiz için bu gerçekten çok zor. Çünkü bu sektörde değil birçok sektörde kadına olan ön yargı hiçbir zaman değişmiyor ve geçecek gibi görünmüyor. Neler yapılabilir konusuna gelirsek. Yani aslında kadın erkek olarak ayırmak çok yanlış. Yani oyun oyundur ve oynayan da yani hepimiz cinsimize bakmadan aynı oyunu oynuyoruz. Ve birçok kadın belki birçok erkekten çok daha yetenekli. Öncelikle bunun farkına varılması gerekiyor. Ama dediğim gibi şu önümüzdeki bir 5 sene daha herhalde kadına olan ön yargı hiçbir zaman değişmeyecek. Daha başarılı kadınların daha çok oyun oynamasıdır aslında. Çünkü burada hikayenin kadınlıkla ya da erkeklikle değil, daha iyi oyun oynamakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Eğer kadınlar daha iyi oyun oynadıklarını gösterirlerse ortamlarda benim gibi, insanların da bununla ilgili bu erkek oyuncu, bu kadın oyuncu gibi kafalardan inşallah çıkacağını umut ediyorum. E-spor'da ne kadar devam edeceğimi açıkça söylemek gerekirse şu an bilmiyorum tam olarak. Biraz sektörün nereye gittiğine bağlı olarak da değişecek bu. Çünkü normalde dediğim gibi asıl eğitim aldığım alan bu değil. Ama aslında yapmak istediğim işte eğitim aldığım alan değil. Bilemiyorum, şu an devam edeceğim gibi görünüyor ilk sene daha. Ama kesin değil. E-spor'da ömrüm yettiği sürece devam etmeyi düşünüyorum. Hiç bırakmamayı düşünüyorum. İmkanım olduğu sürece devam etmeyi düşünüyorum. Kariyer planlarımdaysa bu yıl özellikle daha fazla puan kazanmaya önem verip inşallah BlizzCon'a kadar uzanan bir hayalim var. Oyunculuk kariyerim bittikten sonra da koçluk yapmak istiyorum. Yani nasıl bir futbolcu futbol hayatı bittikten sonra menajerlik koçluk yapıyor. Ben de aynı şekilde koçluk yapmak istiyorum. Organizasyonlarda sunuculuk yapmak istiyorum. Takip ettiğim ya da örnek aldığım kadın idareciler bu konuda bana kızmasınlar fakat gerçekten yok. Çünkü e-spor'da yönetim bölümünde çok fazla eksik olduğunu düşünüyorum. Umarım ileriki zamanlarda bunları tamamlamak için çalışmalar yapacağım. Eloise'i takip ediyorum. Örnek alıyor muyum? Çok örnek aldığım söylenemez. Henüz o değerde birini görmüyorum açıkçası. Kendi oynadığım oyunu anlamında görmüyorum. Ama herkesi takip etmeye çalışıyorum. Bizim Figen var mesela. Figen'i de çok takip ediyorum. Ve inşallah o da daha iyi yerlere gelecek bu oyunda. Onunla beraber özellikle bir turnuvada final maçı oynamayı çok istiyorum. Bütün erkeklere eleyip.
kadınların ne yapmasını tavsiye ediyorum? İlk önce korkmamalılar kesinlikle ve alacakları yorumlardan etkilenmemeliler. Çünkü yani bu iş değil, sadece X bir işi yaptıklarında da birçok negatif yorum alacaklar dediğim gibi. Çünkü toplumda yerimiz çok farklı birçok insanın gözünde. Korkmasınlar, çekinmesinler, yeteneklerini göstermekten kaçınmasınlar. Mutlaka hak ettikleri yeri bulacaklar bir gün. Öncelikle sektöre girin. Çünkü şu an çok azız. Ben kendimi İTÜ Maden'de okuyan iki kızdan biri gibi hissediyorum sektörde. O yüzden ilk önerim o, girin. Yani oyun oynayın. Bunu yapabiliyorsanız bu konuda ilerleyin ve işte dediğim gibi biz eğleniyoruz. Siz de gelin bizimle eğlenin. Kendimi bu sektörde nasıl geliştiriyorum? Genelde yurt dışındaki takımların yönetici, idareci kısmına dikkat etmeye çalışıyorum elimden gelince. Her ne kadar kapalı kutu olsa da. Ama dışarıdan bakıldığında birçok şey az çok farkına varılabiliyor. Çocuklarla daha fazla iletişimde kalmaya çalışıyorum. Onlara onların yaşındaymış gibi yaklaşmaya çalışıyorum. Yani zaten bu sektörde kendini geliştirebilmek, yani en azından idareci kısmında çok da fazla yapılacak bir şey yok. İnsanın biraz da karakteriyle ilgili. O yüzden karakterimden ödün vermeden devam etmeye çalışıyorum. Sürekli pratik yaparak, sürekli oyun oynayarak, yani günde en az 2-2,5 saatimi ayırmaya çalışıyorum vakit buldukça. Ve onun dışında başka oyuncuları takip ediyorum. Başka insanların neler yaptığını takip ediyorum. Ve bırakmıyorum ucunu yani. Bırakmayı da düşünmüyorum. Yeni sezon için takım kadroları şu an için açıklayamayacağım ama Türk oyuncularımızı zaten birçok kişi şu an biliyor. Yabancılarla görüşmelerimiz ve antrenmanlarımız devam ediyor. Yani çocuklarımız hangi yabancıyla daha iyi anlaşırsa onu alacağız. Yani bizim evde oyun çok doğal bir şey. Oyun oynamak çok doğal bir şey. O yüzden keşke her evde böyle olsa. Biz oğlumuza oyunu bir ödül olarak vermiyoruz. İşte şimdi ödevini yaptın, kalk oyun oyna demiyoruz. Sürekli yani yemek yenen, oyun oynanan, doğal bir ortamı olan bir evde olduğu için Arda, benim oğlum adına konuşuyorum. Oyun oynamakla ilgili bir sıkıntısı yok çocuğun. Benim de yok. İnşallah genel olarak aileler bunu fark ederlerse, bunun doğal bir şey olduğunu, oyunun yasaklanacak veya ödül olarak verilecek bir şey olmadığını fark ederlerse, onlar da daha rahat ederler diye düşünüyorum. Çünkü oyun oynayan insan için, oyun oynamayı seven insan için bu bir ihtiyaç. Dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi, yemek yemek gibi bir şey. Bunu anlarlar ve buna yönelik davranırlarsa rahat edecekler. Mesela hani bir futbolcu hayatına nasıl başlıyor? Dışarıda top oynamakla başlıyorsa ve bunu geliştirdiğinde ileride iyi bir futbolcu olabiliyorsa, bu bir oyuncu çocuk için de geçerli olacaktır. Başta eğer oyun oynamasına, yeterli derecede oyun oynamasına izin verirlerse, o da belki ileride çok başarılı bir e-sporcu olacak. Yani bu kafanın yerleşmesi lazım tabii Türkiye'de. Umarım insanlar da bu olaya böyle bakabilirler. Team Aurora hakkında konuşmam gerekirse, geçen sene final oynamayı iki sezonda da, iki split'te de kıl payıyla kaçırdık. Bu sene öyle olmamasını ümit ediyoruz ve çalışmalarımızı o yönde sürdürüyoruz. Team Aurora hakkında şunu söyleyebilirim. Team Aurora artık başkasının takımı. Çünkü biz üzerimizde iki tane takım bulunduramıyoruz lig kuralları gereği. Hearthstone'un tükeneceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü sürekli kendini yenileyen bir oyun. Yani 2-3 ayda bir expansion çıkaran, 2-3 ayda bir oyuncularını mutlu eden bir oyun. O yüzden çok uzun soluklu oynanacağını düşünüyorum. E-spor olarak da ya bence inanılmaz uygun. Çünkü yani satranç gibi düşünün. Hani satranç oynamakla neredeyse aynı şey. Sadece içinde bir miktar demeyelim. Biraz daha dürüst olalım. Bayağı bir şans faktörü var. Ama bunu da bu daha çok izlenebilir yapıyor aslında oyunu. Çünkü mesela bir satrançta bir filin gideceği yer bellidir. Ama Hearthstone'da Sylvanas'ın hangi minyonu çalacağı, Ragnaros'un kime vuracağı belli değildir. Bu oyunu daha heyecanlı hale getiriyor. Daha izlenilebilir hale getiriyor. Hearthstone'un tek ihtiyacı olan şey şu anda daha fazla etkinlik, daha fazla turnuva, daha fazla sponsor, daha fazla tanıtım. Şu anda sadece buna ihtiyacı var. Çünkü bir oyun olarak bir eksiğinin kesinlikle olmadığını düşünüyorum. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Evet, oyuncular sürekli her yerde ve bir şekilde açıklamalar yapıyorlar, röportajlar veriyorlar ama idareci kısmında çok fazla ilgi yok açıkçası. Evlerin içine de girilmeli hatta bence. Umarım bununla da ilgili bir program yaparsınız. Vermek istediğim mesaj, oyunlara bakış açısının değişmesini istiyorum kesinlikle. Oyun oynamanın sadece bir hobi olmaması, olmayabileceği, oyun oynamanın profesyonel bir
duruma dönüşebileceği, bir meslek olabileceğinin insanların kafasına yerleşmesini istiyorum. Yani bunu, buna tuhaf bakılmamasını istiyorum. Bırak şu oyunu, şimdi git dersini çalıştan ziyade hadi gel biraz daha oyun oyna bakalım. Belki ileride sen de çok başarılı bir e-sporcu olursun cümlelerini istiyorum ebeveynlerden. Belki çok şey istiyorum ama bunu istiyorum. T1'da Faker'la yakaladığı uyum nedeniyle Tanrı'nın sol eli lakabı takılan orman oyuncusu Benji, Çin LPL Ligi takımlarından VG Gaming'e transfer oldu. Benji'nin daha önce SKT T1'da beraber oynadığı orta koridor oyuncusu EasyHun da VG Gaming bünyesinde yer alıyor. EasyHun zamanında Faker'ın gölgesinden kurtulmak istediği için SKT T1'dan ayrılmıştı. Faker'la inanılmaz işler başaran Benji, bakalım oyun tarzına alışkın olduğu EasyHun'la da aynı sinerjiyi kurabilecek mi? Anaheim'da gerçekleştirilen ECS Season 2 finallerinde şampiyon Astralis oldu. ECS'in ikinci sezon finalinde Optic Gaming ile Astralis takımları karşılaştı. Daha önce E-League finalinde de karşı karşıya gelen iki takım arasından bu kez zaferle ayrılan taraf Astralis oldu. 2-0'lık bir skorla ECS'in ikinci sezon şampiyonu olan Astralis, Overpass haritasını 16-6, Train haritasını da 16-11 kazanmayı başardı ve bu şampiyonlukla birlikte 250 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu. Sezon öncesi dönemde SKT T1'dan ayrılan Duke'un yeni adresi Invictus Gaming oldu. Worlds 2016'da SKT T1'la şampiyonluk yaşayan Koreli üst koridor Lee Duke Ho Seung sezon öncesi SKT T1'dan ayrılmıştı. Kariyerine nerede devam edeceğini merakla beklediğimiz Duke'un yeni adresi Invictus Gaming oldu. Çin LPL Ligi'nde yer alan Invictus Gaming, geçen sezon playofflara katılmayı başarmış ancak çeyrek finalde Aimee'ye kaybetmişti. Daha sonra 2016 NEST etkinliğinde şampiyon olan ve Duke'un gelişiyle daha da güçlenen Invictus Gaming, bakalım bu sezon Worlds'e katılabilecek mi? Riot Games, takımlardan gelen istek mektupları sonrasında hem Avrupa hem de Kuzey Amerika LCS'lerinde format değişikliğine gitti. Yeni düzenleme ile birlikte Avrupa LCS'te bulunan takımlar çekilecek kurallar sonrasında iki ayrı gruba ayrılacak. Takımlar 1. ve 3. hafta arasında kendi gruplarındaki takımlarla karşılaşırken 4. ve 7. haftalar arasında da diğer gruptaki takımlarla mücadele edecek ve daha sonra da tekrar kendi gruplarındaki takımlarla rövanş maçlarına çıkacaklar. 10 hafta sonunda gruplarında lider olan takımlar playofflara yarı finalden dahil olurken, çeyrek final karşılaşmalarındaysa gruplarında 2. ve 3. olan takımlar çapraz şekilde eşleşecek. Ligden düşme sisteminde de önemli bir değişiklik yapıldı. Artık yalnızca 2 takımın düşme tehlikesi olacak. İki grupta da sonuncu olan takım yükselme serilerine düşecek. Puanı yüksek olan takım CS'den gelen ikinci ile eşleşirken, puanı düşük olan takımsa CS şampiyonu ile eşleşecek. 5 maç üzerinden oynanacak karşılaşmalar 2 elemeli olarak gerçekleşecek. Yani 2 kez yenilen takımlar CS'e düşerken, 2 galibiyete ulaşan takımlar da LCS'e yükselecek. Avrupa LCS'deki düşme ve yükselme sistemi Kuzey Amerika LCS'de de geçerli olacak. Ancak grup aşaması Kuzey Amerika LCS'de uygulanmayacak. 10 takım tüm sezon boyunca birbirleriyle 2 kez karşılaşacak şekilde maçlar yapacaklar. Takımlar bundan böyle 3 oyuncu sınırını aşmadığı sürece kadrolarında aktif olmayan oyuncularla da sözleşme imzalayabilecek. Ayrıca 2 ligde de ödül havuzlarında güncellemeye gidildi. 2 katına çıkarılan ödül havuzları mevsim başına 200 bin dolar olacak ve dijital gelirlerden her takıma en düşük 50 bin dolarlık bir pay verilecek. Dijital saha bitti. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.